Arkadaşlar bugün yeni bir iş başlatıyorum. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte marketçi olacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi market için bir ev hazırladım. Şimdi bunun için arkadaşlar dekore edeceğiz ve marketimizin bugün açılışını yapacağız. Duyduğuma göre arkadaşlar marketçilikte çok para varmış. Burger dükkanından bile, büfecilikten bile çok para varmış. Bu yüzden arkadaşlar bugün market dükkanı açacağız. O zaman arkadaşlar marketimizi yapmaya başlayalım. Şöyle Ferit ailesi marketin önüne alışveriş arabaları ekleyeceğim. Marketimize bir alarm sistemi kurdum. Bu alarm sistemi arkadaşlar eğer marketimize soyguncu gelirse böyle önden burada alarm ötecek Ferit ailesi. Ve marketimize kameralar yerleştirdim. Işıklandırmasını da yaptım marketimizin. Bir de şundan ekleyeceğim. Bunu eklediğiniz zaman arkadaşlar market olduğu çok belli oluyor. Bakın. Çok güzel durmadı mı? Bence çok güzel durdu arkadaşlar. Bir de bunu ekledim. Bu marketin neye ihtiyacı var? Tabii ki de kasiyere ihtiyacı var. Yani böyle eşyaların geçeceği yere. Onun için de arkadaşlar buraya kasiyer yeri ayarlıyorum. Şuraya Ferit dairesine koysam. Şuraya arkadaşlar ekmek koyacağım. Şöyle yazalım. Şu ekmekten koyalım arkadaşlar. Şuraya da Ferit dairesi. Hani böyle kasaya gittiğinizde eşyaları koyduğunuz yer olur ya ürünleri. Orayı yapacağım arkadaşlar. Orayı da siyah yapacağım. Şöyle siyah renkte yaptım. Daha sonra kasiyerimiz için bir tane koltuk ekleyelim buraya ki adam ayakta durmasın. Sonra ayakları kopar. Daha sonra arkaya da şunu ekleyeceğim. Tamamdır Ferit ailesi. Oho süper oldu. Kasayı süper yaptık. Şimdi buraya meyve reyonu yapacağım. Buraya yok şuraya tatlı reyonu yapacağım. Buraya da arkadaşlar içeceklerin bulunduğu reyonu yapacağım. Çok iyi olacak şimdi yapıyorum arkadaşlar. Evet marketimiz şekil oldu arkadaşlar. Çok iyi oldu bitirdik. Bakın burada meyvelerimiz sebzelerimiz var. Kurabiyelerimiz, turtalarımız, tatlılarımız ve dondurulmuş içeceklerimiz var. Dondurulmuş içecek ne ya? Yani arkadaşlar içeceklerimizin bulunduğu reyon var. Şimdi şuraya şunu da ekleyelim. Size şimdi marketimizi dıştan göstereceğim. Bu da marketimizin dışarıdan gözüken hali. Ferit Et Market. Daha marketimizin reklamını yapmadan sıra oluşmaya başladı arkadaşlar. Bakın millet sıraya girdi marketimize girmek için. Durun durun girmeyin. Şu an marketimizde kasiyer yok. Aç artık marketi. Ürünü almak istiyorum. Tamam alırsın bekle. Daha kasiyer koymamışım adam bir şey almak istiyor. Buraya arkadaşlar bir tane bayan bir kasiyer koyacağım. Bayan kasiyerimizi yerleştirdik. Merhaba efendim çalışmaya hazırım. Tamam hazır olduğunuzu zaten biliyordum. Çalışacaksınız zaten. Boşuna maaş vermiyorum size. Şimdi Ferit ailesi tek yapmam gereken arkama yaslanmak. Mis gibi marketimiz de açıldı. Ben de uğraşmıyorum. Bakın çalışan atadım. Çok da para kazanacağım arkadaşlar. Vallahi billahi zengin olacağım. Göreceksiniz. Neyse çok konuştum arkadaşlar. Şimdi evime gideceğim ve bir güzel uyku çekeceğim. Bakalım marketimizin son... Allah lan bunlar niye pankart açmış? Ne oluyor? Bir grup insan marketimin önünde bir şeyler yapıyor. Allah Allah. Durun bir gideceğim yanlarına. Ne oluyor lan? Derdiniz ne sizin? Söyleyin bakalım. Patates, patates. Ne? Patates mi? Ne olmuş patatese? Patates yok. İstifa. İstifa mı? Bu dükkanı kapattım. Patates yok. Patates mi yok? Patates stokları mı bitmiş? Allah Allah. Yoksa siz gerçekten patates için şu an eylem mi yapıyorsunuz? Evet. Sırf patates için arkadaşlar adamlar pankart açmış. Siz delisiniz lan siz delisiniz. Durun ben patates alıp getiriyorum hemen. Vallahi arkadaşlar insanlar kafayı yemiş. Şuna bakın arkadaşlar patates için adamlar sadece bakın patates yok diye dükkan kapatılsın diyor istifa diyor. Bunlar arkadaşlar gerçekten akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan insanlar arkadaşlar. Bunlar gerçekten kafayı yemiş ya. Pardon arkadaşlar bu kadar da saçmalanmaz ya. Şöyle patateslerimizi topladık. Bayağı bir patatesimiz oldu. Bu vallahi arkadaşlar bence bir gün yeter. Bu arada marketimizde bayağı büyük bilgi var ve şimdiden zengin olduk arkadaşlar. Şöyle patatesleri koyalım. Tamamdır Ferit ailesi. Bir de şu arkadaşlar şapşallara haber vereyim. Lan şapşallar bana bakın patates stokları geldi. Tamam. Böyle sıraya girerseniz işte. Bu arada arkadaşlar şimdi size bu marketin gizli kasasını göstereceğim. Bu marketteki bütün paralar arkadaşlar burada tasarlamış olduğum gizli geçtiğin içerisindeki çok gizli ve aşırı tuzaklı gizli kasada yer alıyor arkadaşlar. Şimdi size o kasanın yerini göstereceğim. Bakalım kimse bakıyor mu? Bakalım kimse yok tamam izleyen. Bakın arkadaşlar böyle sağ tıklıyorsunuz. Böyle içeri giriyorsunuz. Bakın burada bir huni var. Bu huniden arkadaşlar buraya elmaslar geliyor. Bakın Ferit ailesi daha şimdiden ne kadar elmasımız olmuş. Şuna bakın. Bir 64 ve 44 tane elmasımız olmuş arkadaşlar. Bayağı fazla para kazanıyoruz bugünlerde. Hadi bakalım arkadaşlar. Daha da fazla kazanmaya devam edeceğiz inşallah. Şöyle kapatalım gizli geçtiğimizi. Tamamdır. Şimdi evime gidiyorum arkadaşlar. Bayağı yoruldum.
Birazcık dinleneceğim. Çünkü bu market beni bayağı yordu. Hem bunu işletmesi de zor. İnsanlarla uğraşması da zor. Bir de marketi yapması da zor arkadaşlar. Ama var ya çok güzel para kazandı Ferit ailesi. Şimdiden zengin oldum. O zaman birazcık uyuyayım arkadaşlar. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aha! Elmasları nereye sakladığını buldum senin. Şimdi zengin olacağım. Ve elmasları çalacağım. Venom! Venom hazır mısın? Hadi soyguna gidiyoruz. Lan! Ulan var ya! Bunu kafana geçirmek için son 5 saniye. Uyan dingil. Ne oluyor? Efendim Batkan ne oldu? Gerizekalı herif. Zengin oluyoruz diyorum. Burada uyuyakalmışsın. Hadi düzen mesele kamyoneti. Tamam Batkan düzenliyorum da. Biraz kutu var. Kutuna bakmayın. Senin kusuruna başlatacağım şimdi. Neyse bari ben düzenleyeyim. Şöyle koyalım şunları arkadaşlar. Bu arada elmasları bu kutuların içine koyacağız. Bugün bayağı zengin oluyoruz Venom. Artık kimse bizi durduramayacak. Evet kaptan öyle. Kimse bizi durduramayacak. Evet aynen öyle. Tamamdır arkadaşlar. Kutuları doldurdum. Bu arada sen silahla gidip o sil insanları tutacaksın. Ben de arkadan elmasları çalacağım. Tamam mı evladım? Tamam be Pascal. Tamam. Tamam aferin. Şöyle kapatalım. Heh. Hadi gel yanıma Venom. Gidiyok. Tamamdır geliyorum Batkan. Batkan birazcık geri gel. Tamam evladım. Sen beni gerizekalı mı sandın? Araba kullanmayı mı öğretiyorsun? Sus lan geliyorum. Tamamdır Batkan kusura bakmayın. Tamam hop. İşte bu. Araba tam olarak böyle duracak. Hadi Venom yürü git şu adamları korkut. Tamamdır Batkan'a ben gidiyorum. Tabuk ellerini de ben kaldırırım. Bu tarihe büyük soygunudur. Soygun! Evet soygun. Çabuk el arabaya dolanın siyah çabuk. Aaa hanımefendi. Soyguncu. Ben soyguncu değilim. Yalnız sanma beni. Nasıl soyguncu değilsin? Elinde silah var. O zaman bana soyguncu olmadığını kanıtla. Benim adım benim adım Venom. Senin adın ne? Benim adım Ayşe. Tanışma memnun oldum Venom. Çok yakışıklısın bu arada. Teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin. Sanırım aşık oldum. Ay ne kadar tatlı. Ben de sana aşık oldum. Hadi bana silahını ver. Silahımı verip neden veriyorum sana? Ver işte. Çok merak ettim. Hayatımda hiç silah kullanmamıştım. Silah kullanmadın mı? Kullan bir şey olmaz. Yani bir şey yok bu. Kolay kullanması. Al dene istersen. Tamam teşekkür ederim. Ay aşık olurum galiba arkadaşlar. Bu silah nasıl kullanılıyor? Dur bir deneyeyim. Dur sakın deneme dur. Ne ateş ediyorsun dengeli herif? Hadi Venom arabaya bin. Soygun bitti. Venom. Sağır mı oldun evladım? Duymuyor musun beni? Venom. Arkadaşlar uyku tutmuyor ki. Vallahi Ferit dairesi halletmem gereken bir ton iş var markette. Gidip bari onları halledeyim. Soygun var kaçın. Ne? Ne oluyor be? Kaçın soygun var. Soygun mu var? Ne oluyor? Soygun mu? Aman Allah'ım ne oluyor Ferit dairesi? Ayşe ne yaptın sen? Onları öldürdüm. Onları öldürdün mü? Ne yapıyorsun sen? Venom ve Joker mi? Demek ki tekrar geri geldiniz he. Çaldılar mı elmasları? Hayır çalamadılar. Arkada kamyonetleri. Kamyonetleri arkada mı? Bakalım. Elmaslarım. Tamam bunun içinde. Oh be. Kaçıramamışlar. Ulan pis hırsızlar sizi. Helal olsun Ayşe. Bekle burada. Ayşe sana bu cesaretinden dolayı 64 elmas ödül veriyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkürler. Önemli değil. Çok cesaretlisin. Çok cesaretli olduğun için ve elmasları kurtardığın için bu iki haydutu öldürdüğün için 64 elmasın hayırlı olsun. Nereden geldi bunlar? Benim gizli geçtiğimi nereden buldular? Müşteriler. İkisi de öldürüldü. Artık markete bize girebilirsiniz bu arada. Haydutlar öldürülmüş. Artık sıraya girebiliriz. Yaşasın. Soygun bitti. Evet soygun bitti. Şunların bir arabasına bakacağım. Allah Allah arkadaşlar. Benim gizli geçtiğimi nasıl bulmuş olabilirler? Acaba beni bir yerden izliyorlar mıydı? Bir dahakini arkadaşlar kilitli gizli geçit yapacağım. Böyle yapmayacağım. Bakın burada bir 64 tane daha elmas kalmış. Şunları bir yerine koyayım şöyle. Bir dahakini arkadaşlar kilitli yapacağım. Bu sayede elmaslarımı çalamayacaklar böyle kolay bir şekilde.
Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sağda ve solda iki tane video var. İki videoda arkadaşlar lütfen tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum Ferit ailesi. Lütfen dediğim gibi bunları yapın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.